2 metrekarelik küçücük bir ev ne kadar lüks ve şık olabilir? İşte arkamda gördüğünüz bu küçük evde bunun birebir örneğini göreceksiniz. It's when I pass your door, the memories come back again. Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Özlem Akçin, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Tiny House videolarıma son sürat devam ediyorum. Ege'deyim, Ege'nin incisi Gökova Körfezi'nde bulunan Akyaka'dayım. Akyaka'da çok tatlı bir Tiny House oteli açıldı arkadaşlar. Şu anda içerisinde bulunduğum Tiny House otelini, aynı zamanda arkamda gördüğünüz bu küçük evi size tanıtacağım ve anlatacağım bu videomda. Bütün detaylar için videomu sonuna kadar izlemeye devam edin. Videonun içerisinde fiyatları da değineceğim, unutmayın. Haydi başlayalım. Otel nasıl bir yer? Buraya geldiğinizde sizi burada neler bekliyor? Hemen ona değinmek istiyorum arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda küçük evimizin bütün detaylarına geçeceğiz. Değinmeye başlayacağız. Arvizi Otel 11 dönümlük bir arazi üzerine kurulu Tiny House Oteli diye geçiyor. Aslında bünyesinde 7 tane küçük ev bulunan, aynı zamanda bir de otel konseptli odaları bulunan bir otel işletmesi arkadaşlar. Doğa içerisinde bolca vakit geçirebileceğiniz bir yer burası. Sizin de gördüğünüz gibi çok geniş bir alana sahip bir yer. Burada küçük ev konaklamasının yanı sıra jacuzzi'de hoş vakit geçirebilirsiniz. Açık hava jacuzzi bulunuyor. Öyle kapalı bir jacuzzi değil. Onu da hemen söylemiş olayım. Aynı zamanda yine açık bir yüzme havuzu bulunuyor. Şu anda tadilatı devam eden bir açık hava sineması mevcut. Bütün bunların yanı sıra da zaten burası geniş bir alan. İşte hamaklar, salıncaklar gibi aktiviteler de mevcut burada. Hemen buranın neresi olduğundan da bahsedeyim. Gökova Körfezi'nde Akyaka'da bulunuyor burası arkadaşlar. Akyaka merkeze 4-5 kilometre kadar mesafede. Çok havadar ve böyle göğsü bağrı açık, çok tatlı bir yer. Gelin şimdi hep beraber küçük evin detaylarına bakalım, ne gibi çözümler kullanmışlar. Küçük evin ön tarafında minik bir bahçesi mevcut. Tamamen bu eve ait bir bahçe. Aslında alan kendi başına kocaman bir bahçe ama eve ait de minik bir bahçe tasarlamışlar. Bundan dolayı, çünkü burada işte kendinize ait bir alanınız olsun diye hissetmeniz adına bu şekilde tasarlamışlar diye düşünüyorum. Bahçede de sizin de gördüğünüz gibi tamamen yine böyle bahçe koşullarına dayanabilecek, bahçe koşullarına uygun bir şekilde hazırlanmış bahçe koltuğu ve masası bulunuyor. Üzerinde de hemen böyle tamamen manzarayı kapatmayacak şekilde tasarlanmış ve yerleştirilmiş bir şemsiyesi mevcut. Bu küçük ev aslında tekerlekli ama siz tekerleklerini göremiyorsunuz. Şöyle ahşap çıtalarla, tahtalarla tekerleklerini gizlemişler. Çünkü burası bir konaklama yeri olduğundan dolayı herkes sevmeyebilir diye muhtemelen düşünmüş ve gizlemişler diye düşünüyorum. Evin rengi sizin de dikkatinizi çekti mi? Krem tonlarında ve açık kahverengi tonlarında tasarlanmış. Aynı zamanda bahçe mobilyaları da aynı tonlarda tasarlanmış. Böylelikle bahçe mobilyaları ve evin dış görünüşü bir bütünlük sağlamış. Evin dış görüntüsü gerçekten çok güzel görünüyor. Ben çok sevdim. Zaten böyle açık tonları çok seviyorum. Ama temizlik ve kullanım açısından nasıl olur açıkçası tam olarak bilmiyorum. Hafiften ufak ufak lekelenmeler olmuş sandviç panellerde. Bunların bakımını sık bir şekilde yaparsanız eğer bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Şuralara böyle küçük küçük aplikler yerleştirmişler. Bunlar akşamleyin çok güzel ve hoş bir görüntü oluşturacaktır. Hemen evin yan tarafında da bir palmiye bulunuyor. Palmiye tabii ki büyüdüğünde burada daha da güzel bir görüntü oluşturacaktır. Bu arada buradaki bütün küçük evlerin şöyle 3 haneli bir kapı numarası bulunuyor. Şu anda ben size Albizya'da 203 numaralı küçük evi tanıtıyorum. Küçük evimizin şu anda çeki demirinin olduğu kısımdayız. Siz şu anda çeki demirini göremiyorsunuz çünkü tekerlekleri gizledikleri gibi bu bölümü de gizlemişler ama bu bölümde ahşap değil de bitkileri kullanmışlar gizlemek için. Çok da hoş bir görüntü olmuş. Bu bölümde kocaman bir pencere bulunuyor arkadaşlar. Hatta neredeyse ahşap malzemeler kapanacak şekilde kocaman bir pencere tasarlamış ve yerleştirmişler o noktaya. Evin ferah görünebilmesi adına çok da hoş olmuş. Ev ferah mı değil mi? Nasıl olmuş? Onların hepsini evin içerisine girdiğimizde göreceğiz. Pencerenin üzerinde minik bir güneşlik görünüyor. O da yağmurdan korunabilmesi adına, aynı zamanda işte pencerenin kirlenmesinin önlenebilmesi adına gayet kullanışlı olmuş. Gelin bir de evin içerisini keşfedelim. Metre
metrekarelik küçük evimizin içerisindeyiz arkadaşlar. Burası oturma odası bölümü. Tiny House'ların küçük evlerin içerisinde odalar ayrı ayrı duvarlarla ayrılmıyor biliyorsunuz. Her şey birbiri içerisinde aslında açık alan olarak tasarlanıyor. Ama ben yine de oturma odası bölümü diye de telaffuz ediyorum. Burada oturma odası bölümünde küçük evin enini boydan boya kaplayacak, yanlarda hiçbir boşluk bırakılmayacak şekilde kanepe kıvamında bir oturma bölümü tasarlanmış ve yerleştirilmiş buraya. Kanepenin sırt yeri yok sizin de gördüğünüz gibi ama bolca kırlent koymuşlar ki böyle onlara yaslanabilin diye, hani sırtlık bölümü olmadığından dolayı. Muhtemelen sırtlığını yapmamalarının sebebi de buraya konumlandırdıkları boydan boya camın önünü kapatmasın diye düşünüyorum. Sebebinin o olduğunu tahmin ediyorum. Aslında küçük evlerde koltukların alt tarafını açık bırakırsanız eğer oda daha ferah görünecektir. Ama alt tarafını açık bırakmıyorsanız da alt tarafı verimli kullanabilmek adına çekmece ya da böyle baza tarzı işte kullanışlı alanlar oluşturmak çok daha faydalı olacaktır. Bu evdeki kanepenin de böyle alt tarafına çekmeceler tasarlayıp yerleştirmişler. İçleri boş şu anda. Muhtemelen siz geldiğinizde eşyalarınızı koyabilin diye içleri boştur diye tahmin ediyorum. Hemen oturma odası bölümündeki masa kısmına gelelim. Masa açılıp kapanabilir olma özelliğine sahip. Alanı verimli kullanabilmek çünkü en önemli detay küçük evlerde. Şöyle gayet bir kişinin rahat bir şekilde açıp kapatabileceği bir dinamiğe sahip. Hemen masanın üst tarafında da yemeğinizi yerken dışarıdaki manzarayı izleyebilin diye bir pencere bulunuyor. Pencereyi boydan boya yapmamışlar bu noktaya masayı koyabilmek adına. Pencerenin açılış kısmını da göstereceğim size. Şöyle rahatlıkla açılıp kapanabilen, aynı zamanda sinekliği olan bir pencere. Evin içerisinde de dışarısında olduğu gibi beyaz ve krem rengi, aynı zamanda da açık kahverengi tonlar hakim. Çok şık olmuş. Oturma bölümündeki minder turuncu kullanılmış. O da evin içerisindeki sadeliğe bir hareketlilik kazandırmış. Aynı zamanda perdelerdeki yeşil detaylar da bence turuncuyla çok uyumlu bir kontrast oluşturmuş diye düşünüyorum. Hemen oturma odasındaki şu detayı da anlattıktan sonra mutfağa geçeceğiz arkadaşlar. Burada da böyle tamamen sadece orta sehpa işlevliği olan, farklı bir işlevliği olmayan bir sehpa bulunuyor. Küçük evimizin mutfağındayız arkadaşlar. Aslında Arbizio Otel'de bulunan küçük evlerin hepsinin içerisinde mutfak bulunuyor. Burada kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ama aynı zamanda otelin bünyesinde restoran da mevcut. Restoranda da yemeklerinizi sipariş edip yiyebilirsiniz. O detayı da söylemiş olayım. Bu arada hemen Arbizio Otel'den bahsetmişken siz de burada konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Gelip burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ben mesela bu akşam burada konaklayacağım. Buradaki konaklama deneyimimi de an be an Instagram'dan hikayeler kısmından yayınlayacağım. Paylaşacağım oradan takipçilerimle. Dilerseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Arbizio Otel'e de ulaşabileceğiniz Instagram linklerini ve telefon numaralarını da bu videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Şimdi mutfağa değinmeye devam edelim. İlk dikkatimi çeken detay ocağın olmayışı. Şu anda tam olarak emin oldum. Buraya ocağı aslında bilinçli olarak konumlandırmamışlar. Çünkü işte hani ahşap bir ev ve doğanın içerisinde bir ev. Herkes de bilinçli olmayabiliyor. Çocuk olabilir ya da işte bilinçli birisi olmayabilir. Burada ocaktan Allah korusun tutuşma ihtimali çok olası bir durum. O yüzden muhtemelen konumlandırmamışlar diye düşünüyorum ocağı. Mutfaktaki tonlar oturma odasındaki tonlarla evin bütünlüğünü korumak amacıyla aynı tutulmuş. Çok da hoş ve şık olmuş. Şu kısımdaki detayı göstermek istiyorum size. Burada böyle fayans görünümlü plastik malzeme kullanılmış. Siyah tutulmuş o kısım. Mutfağın ayrı bir bölüm olabilmesi adına muhtemelen öyle yapılmış. Ben beğendim mi? Açıkçası siyah detayları beğenmiyorum. Ama burada işte beyaz ve açık kahverengiyi bir tık böyle koyu bir detayla hareketlendirebilmek adına muhtemelen onu kullanmışlar diye düşünüyorum. Hemen alt bölümde de alçıpan kullanılmış. Böyle duvar görünümü vermiş buraya. Yani mutfak bölümü ayrı tutulmuş diyebilirim burada. Asma katı olan bir küçük ev arkadaşlar. 22 metrekarelik evimizin asma katına çıkarken bu merdivenleri kullanıyoruz. Merdivenin altındaki alan, o ölü alan boş bırakılmamış. Buraya işte konaklamaya geldiğinizde pikeleri ve yorganları bulabilmeniz adına tasarlanmış bir dolap konumlandırılmış. Küçük ev
ev dedik ama banyosu asla küçük değil. Kocaman bir banyosu var bu küçük evin arkadaşlar. Hatta benim kendi evimdeki banyonun iki katı bile diyebilirim. Duşakabin kısmındayım. Aslında duşakabinlerin giriş kısmında bir kapı olur ya, şöyle sürgü kapı olur. Açıp kapatırız burayı. Ama buraya kapı tasarlamamışlar. Tamamen duşakabin bu şekilde tasarlanmış. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Duvarlarda yine mutfaktaki kullanılan malzemeden kullanılmış. Plastik ama fayans görünümlü bir plastik kullanılmış. Beyaz ton hakim banyoda genel olarak. El yıkama lavabosuna değinecek olursak eğer, hiç de küçük tutulmamış bu bölüm. Burada rahat rahat makyajınızı yapabileceğiniz, hazırlanabileceğiniz bir alan bulunuyor. Küçük evimizin asma katındayız. Evin genelinde hakim olan alt çıpanı burada da görüyoruz. Beyaz tonda olması loft kata ve eve genel olarak bir havadarlık katmış gerçekten. Hemen sağ tarafta ve sol tarafta pencereler bulunuyor. Bu pencereler de sürgü pencereler. Şu noktadan şöyle rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle gökyüzü penceresi detaylarını da size göstermek istiyorum. Aslında buradaki gökyüzü pencereleri çok 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 küçük kullanılmış ve yatak başı kısmına çok yakın bir konumda, tamamen yatarken yıldızları izleyebilmeniz adına muhtemelen sadece o amaçla konumlandırmışlar diye düşünüyorum. Loft kat bu şekilde arkadaşlar. Dolap göremiyorum. Size anlatırken sağa sola bakıyorum bir yandan da. Sadece şöyle telefonunuzu koyabileceğiniz ya da işte cüzdanınızı koyabileceğiniz dekoratif bir raf bulunuyor. Son anda gördüğüm detayı da söylemek istiyorum size. Hemen yatak başının arka tarafında da bir pencere kullanılmış. Yani loft katın 3 tarafında, aynı zamanda üst tarafında da olmak üzere 4 ayrı cephede pencere kullanılmış. Gezmiş olduğumuz bu 22 metrekarelik küçük evde sizce neler eksik, neler olmalıydı ya da neler fazlalık? Hepsini yorumlara yazın. Sizin fikirlerinizi zaten çok fazla merak ediyorum biliyorsunuz. Bana göre neler olmalıydı? Mesela bana göre açıkçası şurada şöyle kısa da olsa tam olarak pencereyi kapatmayacak şekilde bir sırtlık olmalıydı diye düşünüyorum. Şuraya şöyle oturunca sırtımı ufaktan bir yaslamak ihtiyacı hissederdim diye düşünüyorum. Aynı zamanda minik bir kitaplık olabilirdi. Bu noktalar boş kalmış. Bu noktalara konumlandırılan minik minik rafların üzerine kitaplar olursa çok şık ve kullanışlı olurdu diye düşünüyorum. Benim gözüme çarpan detaylar bunlar. Onun haricinde bence ev gayet şık ve hoş tasarlanmış. Hemen şu detayı da değineyim arkadaşlar. Çünkü videonun başında söz vermiştim fiyatları değineceğim diye. Burada bir gece iki kişi konaklama bedeli kahvaltı dahil 700 lira ile 1200 lira arasında değişiyormuş. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Açıklamalar kısmında Arbizya Otel'e ulaşabileceğiniz Instagram linkini ve telefon numaralarını bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.